merhaba. Sevgili takipçiler, biz kadın doğumcular neden adet döneminde cinsel ilişkiye onay vermiyoruz? Adet dediğimiz regl dönemi neydi? Yumurtalıktan oluşan yumurtanın tüpler tarafından yakalanıp döllenme olmaması takdirde verimli yatak olan, en güzel temiz toprak olan rahim içerisindeki hazırlanmış olan bu gördüğümüz pembe yapının içerisindeki damarların aşağıya doğru kıvrılarak dışarıya doğru akması olayıydı. Ortalama 7-10 gün en fazla sürer dedik. Mekanizma neydi? Rahim kasılacak, vajen akordeon gibi kanı dışarıya boşaltacaktı. Yani denize açılan bir nehirden söz ediyoruz. Cinsel ilişki ve orgazm neydi? Tamamıyla farklı bir hormonal mekanizmayla 8-10 santimlik vajenin 15 santimlere kadar çıkması, rahimin karın içine göbeğe kadar yükselmesi, kasılması ile seyreden bir klinik tabloydu. Şimdi biz cinsel ilişkiyle olayı tersine çeviriyoruz. Venöz kan, kirli kan, toksik kan, ağır kokulu bir kandan söz ediyoruz ağırlıklı olarak ve geriye doğru penisin hareketiyle kanın tüplere doğru akışını hızlandırıyoruz. Ayrıca açık olan rahim ağzından çok rahat meni içerisinde, semen içerisindeki mikroorganizmaları içeriye doğru yolluyoruz. O zaman da ne oluyor? Kadınlarda hiç çocuğu olmamış olanda ya da bir çocuğu bile varsa 3-5 yıl sonra her iki tüpte de yapışıklıklar oluşarak üreme güçlüğü dediğimiz infertilite kısırlık olayıyla karşılaşıyoruz. Şu itirazlar geliyor bana. Diyorlar ki ben kanlı ortamda cinsel ilişkiden haz duyuyorum. Beni kokusu rahatsız etmiyor. Ya da kadının ilk 2-3 gün işte ödemi, krampları, baş ağrısı geçtikten sonra cinsel isteği de varsa neden biz adet döneminde de ilişki kurmayalım? Ya da bizim tüplerimiz zaten bağladık, çocuk istemiyoruz, kısır olmasında da bir sakınca yok diye itirazlar yapan beylerle karşılaşabiliyorum. Ben şöyle söyleyeyim, ister vajinal bardak, ister servikal kap konsun, ister prezervatif konsun, buradaki kanın biz dışarıya akışını durduruyoruz. Hem ön sevişme döneminde hem orgazm döneminde rahmi ve kanı geriye doğru akmaya zorluyoruz. Burada pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz PID'lerde kronik inflamasyon, yani tüplerin içerisinde çok hassas olan şu minik minik siyah tüycüklerin hasarlanması ile yumurtalık, tüp birbirine yapışıyor. Ve böyle bir ortamda kadın hem cinsel ilişkide ağrı çekiyor, hem adet döneminde ağrı çekiyor, en küçük kabızlıkta ve üşütme halinde ağrı çekerek sürekli jinekolog gezerek kendisine çare aramaya çalışıyor. Şimdi sizce buna gerek var mı? Yani 7 günlük, 10 günlük sürede de bizler kapalı eğitimlerimizde ya da bu ilerleyen eğitimlerimizde, videolarda regl döneminde de karı koca sevgiyle, aşkla, tentene, temasla bütünleşebilirler. Birbirini karşılıklı cinsel hazza ulaştırabilirler. Mutlaka penis-vajen buluşmasına ihtiyaçları yok. O nedenle biz kadın doğumcular, kadınlarımızla çok sıkı ilişkilerimiz ve onların yaşadıkları sıkıntılara tanıklık ettiğimiz için çok çok istekli olmuş olsalar bile penis vajen buluşmasıyla bir orgazmı onay vermiyoruz, sakıncalı buluyoruz. Ama kendilerini çiftlerimize cinsel danışmanlıkla farklı şekillerde de paylaşımda bulunmalarının yollarını öğretiyoruz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.